Oğlum. Kardeşin altını değiştirmeme yardım eder misin? Çünkü ben tek başına yapamıyorum. Beraber yapalım. Kızı Talya'yı Kasım ayında Amerika'da dünyaya getiren Ceyda Ateş ilk röportajını magazin altına verdi. Herkese merhaba. Sizler için çok tatlı bir röportaj yapacağım. Sevgili Birsen bana sorular sormuş. Ben de bunları sizler için cevaplayacağım. O zaman başlayalım. Öncelikle gözünüz aydın. Hayatınızda yeni bir dönem başladı. Sağlığınız nasıl? Sağlığım çok iyi. Çok teşekkür ederim. Evet, yeni bir dönem başladı diyebiliriz. Çocuktan önceki Ceyda'nın hayatıyla çocuktan sonraki Ceyda'nın hayatı tabii ki farklı olacak. Attığınız her adımda, aldığınız her kararda onu düşünerek davranacaksınız. O yüzden yeni bir dönem, yeni bir macera, yeni şeyler öğreneceğim bir dönem başladı diyebilirim. 32 yaşındaki güzel oyuncu doğumunu sezaryen yöntemiyle yaptığını söyledi. Eğer çok ciddi sağlık probleminiz yoksa burada normal doğumu bekliyorlar. Biz de normal doğumu bekledik. Doktorum her hafta kontrol etti. Ama benim küçük kız birazcık inatçı olduğu için anne karnına dönmedi. O yüzden de sezaryen yöntemiyle yaptık. Aslında ilk sezaryen yöntemiyle yapmışım. Çok kolay atlattım. Sezaryen olduğum günün gecesinde yürümek istedim, yürüdüm. Hatta ikinci günü hastanede odamı topluyordum. Buğra bana kızdı ameliyatlısın dinlen diye. Üçüncü günü zaten evime dönmek istedim, döndüm. Hatta dördüncü günde evde kendi yemeklerimi kendim yapıyordum. O yüzden hiç oturmadım. Belki de bundan dolayı daha kolay atlattım diyebilirim. Keyifliydi benim için. Hamileliğinin ilk aylarında çok az kilo aldığı için eleştirilen Ateş nasıl beslendiğini anlattı. Doğuma 47 kiloyla başladım. 56 kiloyla tamamladım. Şu an 50 kiloyum. Ve hamilelikten önce de sağlıklı besleniyordum. Hamileliğim boyunca da sağlıklı besleniyorum. Yine aynı rutine devam ediyorum. Ekstra vitamin almaya özen gösteriyorum. Biraz daha fazla sebze yemeye çalışıyorum. İşte protein almaya çalışıyorum. Balık, tavuk gibi. Çünkü kırmızı et yemediğim için sebzelerden, işte balıktan almaya çalışıyorum o proteinleri. Bir yandan süt veriyorum. Bir yandan da ek gıda da veriyorum, yani mama da veriyorum. Her ikisini birlikte veriyorum. Ceyda Ateş, eşi Buğra Toplusoy'un da doğuma girdiğini belirtti. İkimiz de çok heyecanlıydık. O da çok heyecanlıydı doğum esnasında. Ben de çok heyecanlıydım. Bizim için çok güzel bir an oldu. Hayatımızdaki en güzel anılardan biri oldu. En keyif aldığımız anılardan biri diyebilirim. Değişik bir tecrübeydi, değişik bir deneyimdi ama çok güzeldi diyebilirim. Koronavirüs endişesi yaşadınız mı? Tabii ki herkes gibi yaşadık. Zaten hamileliğim boyunca da çok korktum. Virüs kaparsam ne yapacağım diye. Doğum hastanede de bu endişeyi yaşadık. Sonuçta hastane ortamındasınız. Her an her şey olabilir ama herkes kurallara uyuyordu. Maskeler takılıydı ve hep herkes çok dikkat etti. Biz de dikkat etmiştik. Ama tabii ki endişe yaşadım ama çok şükür virüs kapmadan sağlıklı bir şekilde evimize geri döndük. Ünlü oyuncu kızını kucağına aldığı ilk anda yaşadığı benzersiz duyguları dile getirdi. Çok karışık duygular hissettim. Heyecanlandım, korktum, ağladım. Bir anda sağlıklı mı diye düşündüm. Ona nasıl bir hayat sunacağım, nasıl bakacağım, onu korumam gerekiyor gibi bir sürü sorular geçti kafamdan. Ama tabii ki onu bana ilk verdiklerinde, ilk öptüğümde, kokladığımda dünyada hiç bu kadar güzel kokuyu koklamamıştım. Bunu düşündüm ve bambaşka bir kokuydu, bambaşka bir duyguydu. O yüzden hatta şu an her kokladığımda diyorum, yani böyle bir koku yok dünyada. O yüzden çok farklı bir duygu. Yani bu tarif edilemeyecek bir sevgi, tarif edilemeyecek bir duygu. O yüzden iyi ki hayatıma geldi, iyi ki hayatıma girdi diyebiliriz Talya'yı. Ceyda Ateş doğum öncesi sosyal medya sayfasından kendisinin ve eşi Buğra Toplusoy'un çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına şunları yazmıştı. Bizim kız kime benzesin? Bir baba, iki anne. Tabii ki bana benzesin değil mi? Cevaplarınızı bekliyorum. Sana meydan okuyorum Buğra Toplusoy. Birçok kişi Buğra'ya benzetiyor ama tek tek baktıklarında da bana benzetiyorlar. İkimizin böyle karışımı gibi diyebilirim ama daha çok babaya benziyor. Tabii büyüdükçe farklılaşacak, değişecek, o zaman göreceğiz ama benim için önemlisi sağlıklı olması. Bana bu yeterli. Ateş aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan kızına neden Talya adını verdikleri sorusunu da yanıtladı. Aslında birçok isim düşünüyorduk. Daha sonra
yarı Amerika'da yarı Türkiye'de yaşayacağı için kolay bir isim olması gerekiyordu. Her iki tarafta da söylenebilmesi için. Çünkü Amerika'da zor bir isim seçerseniz söylemesi çok zor oluyor ve çok zor problemler, yani problemler yaşayabiliyor çocuklar. O yüzden biz de her iki tarafa da uysun diye Talia ismine karar verdik. Ben zaten Talia ismini çok beğeniyordum. Anlamı da çok güzel. Şans, bereket, sonbahar müjdeleyicisi ve hayvanlar aleminin kraliçesi. Ben de biliyorsunuz ki hayvanlara çok düşkünüm. Onlar olmazsa olmazım. O yüzden de adının ne kadar güzel bir anlamı var. Talia'ya karar verdik ve Talia ismini koyduk babasıyla beraber. Ceyda Ates setlere geri dönmeyi ise çok istediğini sözlerine ekledi. Damla ne zaman dönmeyi düşünüyorsa en kısa zamanda dönmeyi düşünüyorum. Çünkü ailemi, arkadaşlarımı, işimi çok özledim. O yüzden birazcık daha virüsün böyle azalmasını bekliyorum. Çünkü Talia çok daha küçük. O yüzden böyle birkaç ay daha geçsin. Yaza doğru gelmeyi planlıyorum. Çünkü anneanneleriyle, babaanneleriyle, dedeleriyle vakit geçirsin istiyorum. O yüzden ben de işlerime birazcık bakmak istiyorum. Yaza doğru geleceğim ve uzun bir süre kalacağım Türkiye'de. Hepinizi çok özledim. Ekranlarda olmayı çok özledim. İşimi çok özledim. O yüzden en kısa zamanda işime geri dönmeyi düşünüyorum. Zaten şu anda okuduğum, baktığım projeler var. İnşallah en yakın zamanda benim de içinde bulunmakta keyif aldığım bir projeyle sizlerle görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok öpüyorum.